Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba. Şimdi kimler gece kuşları belli oluyor. Doktor Sarvan Ağa burada, o gece uyumuyorlar bunlar. Şükriye Kayalar, o zaten müzmin. Gülsün Şengül, o da uykusu kaçanlardan. Serpil, o da geceleri ders çalışmayı sevenlerden. Zaten bildiğim insanlardı. Derslerime geldiler. Normalde kaçırıyorlar ama bu sefer kaçırmadılar. Niye? Ramazanlar Allah razı olsun. Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 20 tane kelime öğrenmiştik. Hatırlarsanız 20 kelime öğrenmiştik. Ve çok da güzel öğrendiniz. Şimdi o 20 kelimeyle alakalı alıştırmalar yapmak istiyorum. Ah, Zülfiye de geldi. O da uyumayacağım demişti. Uyumadı vallahi. Kalktı geldi o da. Hoş geldin Zülfiye. Hepsi öğrencilerimiz. Şahane. Oo, özel ders gibi. Gecenin 1.30'unda kim olacak? Fadime Ölmez hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olasınız. Bir de bundan sonra gene 2-3 saat sonra gene dersimiz olacak. Tabi uyumazsanız. Uyumazsanız. Çünkü ben gece gündüz artık şey yapıyorum. Zehra hoş geldin. Zehra için erken, daha Zehra daha Amerika'da olduğu için orada saat 5.30'dur. Allah bilir. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Kadro tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi evvela bir kere, pardon, iki kere bir dinleyelim. Dinlemeden önce ben bir izah edeyim size tekrar. Hatırlatayım. Hacer İzgi, sen de hoş geldin. Bunlar gecelerin adamları. Night Owl, gececi demek. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, şöyle yapayım. Evet. Blood biliyorsunuz kan demek arkadaşlar. Kan. Onunla ilgili cümle kurduk. İsimdir. Burn, yanmak. Yakmak değil, yanmak arkadaşlar. Cell, hücre. Hem kan hücreleri anlamına geliyor. Hem de o hapisteki hücreler var ya, onlara deniyor. Hapisteki hücrelere de sel deniyor. Contain, içermek, kapsamak fiildir. Düzenli fiildir. Contained oluyor. Correct, doğru demek arkadaşlar. Correct, doğru demek. Ve sıfattır sevgili arkadaşlar. Evet. Sonra crop. Crop aslında kırpmak, biçmek anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Ama crop aynı zamanda fiil anlamda tabii. Aynı zamanda isimdir. Nedir isim olarak? Ürün, mahsul anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Demand, talep etmek anlamına geliyor. Fiildir arkadaşlar. Düzenli fiildir. ED takısı alıyor. Bir önceki dersimizde zaten açıklamıştık. Ama eğer hatırlayamayan öğrenciler varsa, bilmeyen öğrenciler varsa bir önceki videomuzu seyretsinler, yeterlidir arkadaşlar. Equal, eşit demek arkadaşlar. Eşit demektir ve bir sıfattır. Feed, bir fiildir arkadaşlar. Bir fiildir. Ve beslemek anlamına geliyor arkadaşlar. Feed, fat. İkinci, üçüncü hali şey oluyor. Tekeye yok oluyor. İkinci ve üçüncü halde tekeye yok oluyor arkadaşlar. Hole, delik anlamına geliyor, çukur anlamına geliyor, oyuk anlamına geliyor, bir isimdir arkadaşlar. Increase, yükselmek, artmak anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Increase, yükselmek, artmak, çoğalmak anlamına geliyor. Düzenli fiil, sonra sadece D aldığı zaman ikinci ve üçüncü halini kullanabiliyoruz. Lord, buradaki anlamı sevgili arkadaşlar, eski İngiltere'de bu kasabaların yönetimini lordlara verirlermiş. Onlara da lord denilmiş zaten.
Ama bu Lord'un başka kullanımları da var mesela. Oh my Lord dediği zaman aman Allah'ım anlamına da geliyor. Lord aynı zamanda Allah anlamına da geliyor sevgili arkadaşlar. Allah anlamına da geliyor. Bir de Landlord, ev sahibi erkek. Landlady, ev sahibi kadın anlamında kullanılıyor. Oh, borcu olmak, borçlanmak anlamına geliyor. Oh, düzenli bir fiildir. Arkasına bir D aldığı zaman ikinci hali, üçüncü hali kullanılıyor. Position, sevgili arkadaşlar, position, pozisyon, durum, vaziyet anlamına geliyor. Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir bu da. Raise, sevgili arkadaşlar, kaldırmak. Mesela raise your hand diyoruz değil mi? Oradan hatırlayın. Elinizi kaldırın anlamında söylüyoruz. Bir de bu çocuk büyütmek anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Çocuk büyütmek fiil o zaman oluyor. Çocuk büyütmek el kaldırmak anlamında geçiyor. Yükseltmek, arttırmak anlamında geliyor. Responsible sevgili arkadaşlar mesul, sorumlu anlamına geliyor. Mesul, sorumlu anlamına geliyor responsible. Sight, görünüş anlamına geliyor. Görüntü, görünüm anlamına geliyor sight arkadaşlar. İşte bu isimdir. Spot, sevgili arkadaşlar spot'un çok anlamı var. Buradaki anlamı spot, nokta, yer anlamına geliyor. Mesela the traffic spot dediğinden trafik noktası anlamında geçiyor. Yani orada insanları, polisler ne yapıyor? Denetliyor traffic spot dediğim zaman. Structure sevgili arkadaşlar yapı anlamına geliyor. Bina, hatta Türkçe'ye struktür diye geçiyordur. Geçiyor. Ama tabii doğrusu structure bu. Structure'dan bozma struktür oluyor. Efendim bina veya bina, yapı, başka ne diyebiliriz? Evet, bina, dikili anlamına geliyor. Dikili bir şey anlamında geçiyor. Whole, bütün, tam anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Whole, bütün, tam anlamına geliyor. Dolayısıyla all yerine kullanabiliriz. I ate the whole pie diyeceğimize I ate all pie diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunları bir kere böyle okuduktan sonra arkadaşlar, tercüme ettikten sonra, ki yapmıştım zaten bunu. Bir kere de şimdi tekrar yaptım. Şimdi sizden rica ediyorum, dikkatli bir şekilde arkadaşlar, lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim, kulak asalım iyicene. Sonra da başlayalım. Evet, başlayalım arkadaşlar. Sizleri çağıracağım, gelip burada okuyacaksınız. Eğer tabii gece vakti rahatsız etmediysem sizleri, o zaman gelip şey yaparsınız. Evet. Hediye inan da gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Hadi dinleyelim. Dikkatli bir şekilde dinliyoruz arkadaşlar. Unit 13. Word list. Blood. Blood is the red liquid in your body. I cut my finger and got blood on my shirt. Burn. To burn something is to set it on fire. I burned some wood in the campfire. Cell. A cell is a small room where a person is locked in. The jail cell was very small. Contain. To contain something is to have it inside. The mailbox contained a letter. Correct. To be correct is to be right. All of my answers on the test were correct. Crop. A crop is food that a farmer grows. Wheat is a crop that is made into bread. Demand. To demand something is to say strongly that you want it. The workers demanded to be paid more money. Equal. To be equal is to be the same. Both students are equal in age. Feed. To feed is to give food. Mother feeds my baby brother every day. Hole. A hole is an opening in something. The man was going to jump into the hole in the ice. Increase. To increase something is to make it larger or more. They've increased the price of gas by 15 cents. Lord. Long ago, a lord was a man in charge of a town. The lord of the town was not kind.
owe. To owe is to have to pay or give back something received from another. I owed him $20, so I paid him back. Position. A position is the way something is placed. How can you sit in that position? Raise. To raise something is to lift it up. We had to work together to raise the last piece. Responsible. If a person is responsible, they do the right things. I tried to be responsible and save money. Sight. A sight is something interesting to see. I saw the pyramids of Egypt. What a sight! Spot. A spot is a place where something happens. The kitchen is a good spot to eat meals. Structure. A structure is a building. They just built a beautiful new structure downtown. Whole. Whole means all of something. I ate the whole pie. We don't have any more. Evet sevgili arkadaşlar, bir kere dinledik. Bir kere daha dinlemek ister misiniz arkadaşlar? Bir ilacım var, onu alayım arkadaşlar. Derse başlamadan aslında içmem gerekiyordu bu ilacı ama maalesef derse başladım. Aklıma gelmişken içeyim, sonra unutuyorum ilacı. İş olunca her şeyi unutuyorum. Omuzum, sol omuzum acayip ağrıyor çocuklar. Hani ben kendimi acındırmayı seven bir insan değilim. Kesinlikle öyle bir şey yok. Böyle bir ağrı var burada. Evet, bir kere daha dinleyelim mi arkadaşlar? Bir kere daha dinleyelim mi? Dinleyelim değil mi? Bu arada dinleyelim. Evet. Son bir kez daha dinleyelim arkadaşlar. Ondan sonra başlayalım. Ben de toparlayayım. Sonra da başlayalım. Evet, burada. Hadi bir kere daha dinliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Teşekkür ederim, sağ olasın. Korkudan hastaneye gidemiyorum, eczaneye gittim. Eczaneden bir iki ilaç verdiler bana. Böyle nasıl biliyor musunuz? Bir gün gece şeye kalktım ben. Affedersiniz, banyoya kalktım. Gecenin bir yarısı başım döndü orada. Nasıl olduysa bilmiyorum, ayağa kalktığımda başım döndü. Sonra birdenbire düşüverdim orada. Banyoda da böyle bir set var. Düşünce kafam duvara değmesin diye böyle kafamı böyle yaptım. Omuzumun üzerine düştüm. Omuzumun üzerine düşünce omuzum biraz ezildi galiba. Bir şey oldu bilmiyorum yani. Bu kolumda hiçbir şey yok ama bu kolumda var. Sadece sol kolumda var. Günlerdir önce sızı ağrı yoktu. Sonradan sızı ağrı olmaya başladı. Ondan sonra böyle ince bir sızı biliyor musun? Acayip bir ince bir sızı. Hareket etmiş, şöyle kaldıramıyorum mesela. Ağrısa da gerçi kaldırıyorum da. Sonra baktım olacak gibi değil. Doktora gidemiyorum çünkü korkuyorum. Şimdi zaten işleri başlarından aşkın doktorların. Efendime söyleyeyim. Bir de diyorlar ki işte gitme falan filan diyorlar. Ben de eczaneye gittim, söyledim. İki tane ilaç verdi. Bir tane melhem verdi. Bir de şunu verdi. Aliviol şunu verdi arkadaşlar. Böyle bir ilaç verdi burada. Bunu alıyorum şimdi. Günde bir kere iki kere alıyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar bunu anlattığım için. Ama tabii ilaç şimdi içiyorum deyince yanlış anlaşılmasını istemiyorum. İnsanlar çünkü artık öksürüyor altında buzu ağrıyorlar. Yani ya her şeyi başka türlü düşünebiliyor insanlar. Yani nasıl söyleyeyim, ben düşünmüyorum ama karşıdaki insanlar düşünebiliyorlar. Evet, bir daha dinliyoruz arkadaşlar, kusura bakmayın dersi kestiğim için. Bir daha dikkatlice dinliyoruz, sonra sizleri alıyoruz. Bir kere okutturuyorum ben burada. Okutturduktan sonra da şey yapacağız, söyleyin adını, nedir onun adı? Alıştırmalar yapacağız. Başlıyoruz. Unit 13. Word List. Blood. Blood is the red liquid in your body.
I cut my finger and got blood on my shirt. Burn. To burn something is to set it on fire. I burned some wood in the campfire. Cell. A cell is a small room where a person is locked in. The jail cell was very small. Contain. To contain something is to have it inside. The mailbox contained a letter. Correct. To be correct is to be right. All of my answers on the test were correct. Crop. A crop is food that a farmer grows. Wheat is a crop that is made into bread. Demand. To demand something is to say strongly that you want it. The workers demanded to be paid more money. Equal. To be equal is to be the same. Both students are equal in age. Feed. To feed is to give food. Mother feeds my baby brother every day. Hole. A hole is an opening in something. The man was going to jump into the hole in the ice. Increase. To increase something is to make it larger or more. They've increased the price of gas by 15 cents. Lord. Long ago, a lord was a man in charge of a town. The lord of the town was not kind. Owe. To owe is to have to pay or give back something received from another. I owed him $20, so I paid him back. Position. A position is the way something is placed. How can you sit in that position? Raise. To raise something is to lift it up. We had to work together to raise the last piece. Responsible. If a person is responsible, they do the right things. I tried to be responsible and save money. Sight. A sight is something interesting to see. I saw the pyramids of Egypt. What a sight. Spot. A spot is a place where something happens. The kitchen is a good spot to eat meals. Structure. A structure is a building. They just built a beautiful new structure downtown. Whole. Whole means all of something. I ate the whole pie. We don't have any more. Evet, bu da bitti arkadaşlar. Sarvan, çok teşekkür ederim. Galiba öyle bir şey oldu. Dediğin gibi sıcağın etkisiyle şey yapamadım ama sonradan bayağı ağrılar geldi. Bu biraz dindirdi, 2 gün oldu alalı. Herhalde iyileştirim gibi geliyor. Artık en fazla sakat kalırım. Tek yanım işlemez. Ne yapayım yani? O kadar da yaşamışız. Yeter 60 yıl. Evet, sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya bir arkadaşımızı davet ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Moral desteği oldu bana. Teşekkür ediyorum. Şimdi ne yapıyorum ben? Evet. Hemen linki veriyorum size. Linki veriyorum. Gelin bir kere de bir okuyun. Okuduktan sonra da alıştırmaları yapalım. İyicene ezberleyin. Fatma hoş geldin. Hoş geldin Fatma. Evet. Gelmek isteyen arkadaşlar gelsin. Bu sefer bir önceki derste gelmeyen arkadaşlar alalım. Bir önceki derste gelmeyenler alalım ki onlar okusunlar. Hakkaniyetli davranalım. Gelin hemen bir okuyalım, ondan sonra geçelim. Heh, Sarvan geldi. Sarvan, cihazın çalışmıyor gösteriyor. Çık tekrar gir Sarvan. Çık tekrar gir cihazın. Şimdi çalıştı. Şimdi çalıştı. Güzel. Şimdi bebeler uyumuştur herhalde. 1,5 oldu. Geceli 1,5'da bebe mi kalır? Evet. Evet. Gülsün. Gülsün. Evet. Bir de şey geldi, Zülfiye. Çok insan gelirse Gülsün'ü almayacağım. Çok insan gelirse. Evet. Ama gelmezse alacağım. Evet.
Tamam, şimdi Sarvan'la başlayalım. Sarvan, top sende. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler herkese. Bir tane de şey verdi bana, bu sürmek için verdi. O böyle bir şey sürüyorsun böyle. Ondan verdi. İçini kullanıyorum şimdilik. Herhalde idare eder gibime geliyor. Evet, böyle şeyler inşallah bir daha olmaz da olursa ilk iki gün soğuk uygulayın. Sonraki günlerse sıcak daha iyi gelir. Yani ödem veya orada şişme, kanama olmasın diye ilk iki gün soğuk. Şimdi artık geçmiştir de şimdi soğuğun bir çok etkisi olmaz. Şey, geceleri şey yatarken hani söyleme sahiptir böyle. Yani üstünü çıkarıp yatıyorsun değil mi? Ben pijama sevmiyorum. Onun için gece yattığım zaman açık kaldığı zaman daha çok ağrıyor diye hissettim ben. Sonra üzerime kalın bir şey giyip yatıyorum böyle. Omuzlarımı kapatıp şey giyiyorum yatıyorum. Öyle daha rahat ediyorum yatarken. Gerçi evet, artık asker gibi yatıyorum. Asker gibi kalkıyorum. 2-3 saat uykuyla idare ediyorum. Ama bir günde 24 saatte 8 saate mutlaka uyuyorum. Tamam. Şimdi sen başla. Sen başla. Güzelce hem oku hem tercüme et. Sen hem oku hem tercüme et. Ondan sonra gelen, senden sonra gelen arkadaşlar. Hadi bakalım. Oku ve acele etmeden bak. Öğretmen ya, sen doktorsun ya. Doktorluk bizden daha çok hani okuyorsunuz ya. Onun için yavaş yavaş sakin sakin oku. Hatalar oldu mu ben yardımcı olacağım sana. Hadi benim. Tamam hocam. Blood, kan, blood is a red liquid in your body. Kan vücudunun kırmızı sıvısıdır. Doğru. I cut my finger and got blood on my shirt. Hı hı. Şey oldu. Parmağımı kestim ve kanım şortumun üstüne bulaştı. Şortuma döküldü. Gömleğime. Burn, yanmak. To burn something is to set in bir dakika. To burn something is to set it on fire. Göremiyorum. Birini yandırmak, birini alevlendirmek, birini onu aleve nasıl diyeyim? Set it fire. Yani aleve vermek demektir. Bir şeyi yandırmak yani bir şeyi ateşe koymak. Ateşe koymaktır. Hı, evet. I burn some wood in the camp fire. Hı-hı. Ben de birkaç odun parçasını kamp ateşinde yaktım. Güzel. Cell, hücre anlamı var. A cell is a small room where a person is locked in. Hücre küçük bir odadır ki orada insanlar kalıyorlar yani kilitli oluyorlar. İçinde kilitleniyorlar ki Sarvan kendi dilinde anlatabilirsin. Bazen olabilir insan ben senin yok sorun değil ama anlatabilirsin. Evet devam et. The jail cell was very small. Hapishanenin hücresi çok küçüktü. Doğru. Contain içermek anlamı var. To contain something is to have it inside. Bir şey içermek, bir şeyin içinde var olmaktır. The mailbox contained a letter. E-mail kutusu bir mektup içeriyor. İçeriyordu. Posta kutusunda bir mektup vardı diyelim. Mektup vardı, evet vardı. Değil mi? Correct, evet doğru şey. Correct, düzeltmek, doğru anlam var, doğru olmak. To be correct is to be right. Doğru olmak, doğrulamak, doğru olmaktır. Yok, aynı şey. Haklı olmak anlamına da geliyor. Deserve de olabilir. All of my answers
On the test were correct. Güzel. Testimin tüm cevapları doğruydu. Güzel. Crop, kırpmak mahsul anlamı var. Burada herhalde fiil olarak da kullanmış. A crop is food İsim that burada. isim mi? Hey, mahsul anlamı. A crop is food that a farmer grows. Bir mahsul, bir mahsul demeyeyim de bir besindir ki, bir gıdadır ki fermerler tarafından üretiliyor. Diler. Büyütülüyor. Wheat is a crop that is made into bread. Made into üretmek, yapmak. Un, buğday da herhalde. Evet, buğday bir mahsuldür ki ondan Ekmek. ekmek yapılıyor. Doğru. Ekmek yapılıyor. Doğru. Demand, arzulamak, istemek. To demand something Yok. is Hemen talep etmek. talep etmek. Evet. Talep etmek. To demand something is to say strongly that you want it. Bir şey talep etmek, bir şeyi şiddetli bir şekilde istemektir. Doğru. İstemeyi söylemektir, ifade etmektir. Doğru. The workers demanded to be paid more money. İşçiler daha fazla haklarını, yani daha fazla para ödenmesi talep ettiler. Bravo, ödenmesini. Ödemesi talep ettiler. Equal, eşit. To be equal is to be the same. Eşit olmak aynı olmaktır. Both students are equal in age. Her iki öğrencinin yaşları aynıydı. Eşitti yani. Güzel. Feed, beslemek. To feed is to give food. Beslemek, besin vermektir, gıda vermektir. Doğru. Mother feeds my baby brother every day. Anne, baby brother, He, küçük erkek kardeş. küçük kardeş, erkek kardeşimi her gün yediriyor, besliyor. Whole, Yürüyor da çok güzel. yediriyor. Evet. Whole, delik, deşik anlamı var. A hole is an opening in something. Delik ve deşik, delik bir şeyin açık olmasıdır. Doğru. Bir şeyin olması, yani bir açıklığın Aynen doğru. olmasıdır. Is an opening. The man was going to jump into the hole in the ice. Going to jump into hole. Adam buzun içindeki deliğin içine zıpladı. Zıplayacaktı. Bu Zıplayacaktı. evet. Zıplayacaktı, evet. Bir goyku vardı. Bunun pastı bu. Evet. Zıplayacaktı. Increase, artırmak, yükselmek. To increase something is to make it larger or Larger. more. Larger or more. Yükselmek, bir şeyi yükseltmek ve artırmak. Bir şeyi daha geniş ve fazla yapmaktır. Doğru. They've increased the price of gas by 15 cents. Onlar doğal gazın fiyatını 15 cent artırdılar. Evet. Lord Gaz denince genelde benzin anlaşılıyor. Doğal gaza ne diyorlar? Dur bakalım. Doğal gaza ne diyor? Gazoline değil mi diyor? Gazolin, he, gazolin. Gazoline. Bir dakika bir bakayım bir daha. Şimdi gaz. Ben benzin olarak diyorum. Gazolin. Bir bakalım. Benzin olarak geçiyor. Hava gazı anlamında da geçiyor. Bir de şeye bakayım ben. Doğal gaza. Natural gaz olması lazım ama baktım orada şimdi. Doğalgaz. Bu gazdan çalışan arabalar olur. O gaz olabilir mesela. Evet olabilir doğru evet.
Tamam. Devam edelim biz. Lord, bu da Lord aynı anlamda. Lord ago, Lord daha önce. A Lord was a man in charge of a town. Lordlar o insanlardı ki bir şehri idare ediyorlardı. Kasabenin şeyiydi. Yöneticisiydi yani. Onu yönetiyordu. The Lord of the town was not kind. Kibar değildi. Şehrin, kasabenin lordu kibar değildi. Evet, in charge of'u söyleyeyim. In charge of, mesul olmak, sorumlusu olmak anlamına geliyor. Borçlu olmak. O is to have to pay or give back something received from another. Biraz uzun cümle. Borçlu olmak gerilemedi. Birinden bir şeyi geri vermek veya ödemektir. Zorunlu kalmaktır. Evet doğru. O da have to vardı. Evet have değildi. I owed him $20 so I paid him back. Ben ondan $20 borç almıştım. Böylece onu geri ödedim. Güzel. Position, durum, position. Position is a way something is placed. Bir durum, bir yoldur ki, bir yöntemdir ki o şey bir yerdedir yani bir. Evet. Bir yerdedir yani deyilebilir. How can you sit in that position? Hı-hı. O durumda, o pozisyonda nasıl duruyorsun? Nasıl oturabiliyorsun? Oturabiliyorsun evet. Raise, yükseltmek. To raise something is to lift it up. Bir şeyi yükseltmek, bir şeyi yukarı kaldırmaktır. Kaldırmak. Diyor ya öğrenciler, raise your hand. Raise bir anlamı daha var. Onda çocuk büyütmek. Çocuk büyütmek, çocuk yetiştirmek. We had to work together to raise the last piece. Hı hı. Biz beraber çalışmak zorunda kaldık. Buradaki piece son parçayı yükseltmek için beraber çalışmak zorunda kaldık. Evet. Kaldırmak için, yükseltmek için. Doğru. Responsible, sorumlu olmak. If a person is responsible, they do the right thing. Eğer birisi sorumluysa o kişilerin doğru olması, doğru şey yapması lazım. Evet, doğru. Doğru şeyleri yaparlar. Yaparlar. I try to be responsible and save money. Ben sorumlu olmak olmaya çalışırım ve para biriktiririm. Yani demek ki ev parası biriktiriyor, av para, evet. Geleceği demek için. Demek ki bir babadır herhalde. Evet, tabii ki. Evet. Sight, görmek, görü anlamında var. A sight is something interesting to see. Görme bir şeyin görülmesi için ilgi duymaktır. Yok. Sight ne biliyor musun? Görünüş, görünüm anlamına geliyor. Görünüş, görünüm ya da görüntü. O insan içgörü değil mi? Rasat var ya hani rasat etmek. O rasat etmek anlamına geliyor. Şöyle söyleyeyim ben sana daha izah edeyim bunu. Hani başka bir ülkeye gittiğin zaman görmüşsündür. İki katlı otobüs, üstü açık otobüsler var. Sightseeing tour diye yazar. Yani etrafı gezip görme turu. Yani burada diyor ki görülecek ilginç şeydir diyor. Şimdi ilginç şey ne olabilir görülecek ilginç şey? Mesela gittin başka bir ülkeye hiç görmediğin
heykel gördün, hiç görmediğin insanların tavırlarını gördün. Onlar hepsi site'a giriyor işte. Anlayabildim mi? Görünüş, görünüm anlamına giriyor. Seeing ile birlikte kullanıldığı zaman see normalde ing almaz ha. Ama burada sight seeing diye alıyor. Bu ne? Etrafı gezip görme. Etrafı otobüsle gezip görme. Anlamadım. Aynı zamanda görme yerleri gibi de gelir değil mi hocam? Evet, görme yerleri. Görme yerleri. City sight seeing tour diyor mesela. Yabancı ülkelerde. Türkiye'de bir de bu cümleyle, bu sözle ilgili insight var, içgörü. O başka. O insight içgörü anlamında geçiyor. He, içgörü, içgörü. Evet, içgörü olur. I saw the pyramids of Egypt. What a sight. Mısır'daki piramitleri gördüm. Neydi o? Ne görünüş şeydi? Evet. Bak, neydi o görüntüler ya? Neydi? Değil mi? Neydi o? İşte güzeldi. Spot nokta leke anlamı var. Bravo. Spot is a place where something happened. Nokta bir yerdir. Bir yerdir ki orada bir şeyler oluyor. The kitchen is a good spot to eat meals. Mutfak yemek pişirmek için iyi bir yerdir. Yemek yemek için. Yemek için. Pişir, kokteyl, it. Structure, yapı. A structure is a building. Yapı bir dikilidir. Dikilidir. They just built a beautiful new structure downtown. Onlar biraz önce güzel bir dikili diktiler. Nerede? Downtown şehrin aşağısında. Yok, şehir merkezi. Downtown şehir merkezi demek. Tamam. Downtown şehir merkezi. De bakayım downtown. Downtown. Güzel. Şehir merkezi. Hall büsbütün tam alan var. Hall means all of something. Bütün bir şeyin tamamı demektir. Hepsi demektir. I ate the whole pie. Ben tortun hepsini yedim. We don't have any more. Bizim artık alanımız yok yani. Daha hiçbir artık tortumuz kalmadı. Tortumuz kalmadı. Çok teşekkür ederim, ağzına sağlık. Güzel, ben de teşekkür, sağ olun hocam. İyi bak, şimdi Zülfiye sen gel. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk hocam. Nasılsın gece? İyiyim hocam. Yeni seviyen derslerini okuyordum. Gördüm, ders başladı. Aha. Hayırlı olsun. Upper intermediate seviyeye yükseldin. Çok İki sağ olun hocam. Seviye, mesuliyetin de artıyor. Mümkün olduğu kadar altyapın seni çok iyi, güzel intermediate bitirdin. Hem de hakkıyla bitirenlerdensin. Mümkün olduğu kadar bol bol dinle, bol bol sesli oku. Oldu mu kızım? Evet hocam, bu yeni seviye su kimi gelir? Evvelkiler cürgenmiş ihtiya aslan geldi. Tabii. Hadi başla yavaş yavaş, acele etme. Tercüme etme, sadece oku kızım. Anladın mı ki senin okuduğu şey? Sarvan okudu, evet. Evet hocam, anladım. O zaman sadece oku kızım. Aha, oldu hocam. Blood. Blood is the red liquid in your body. I cut my finger and got blood on my shirt. Burn. Burn verb. To burn something is to set it on fire. I burned some food in the campfire. Cell. A cell is a small room where a person is locked in. The jail cell was very small. Mm-hmm. Contain. Mm-hmm. To contain something is to have it inside. The mailbox contained a letter. Mm-hmm. Correct. To be correct is to be right. Mm-hmm. All of my answers on the test were correct. Crop. A crop is food that a farmer grows, which is a crop that is made into bread. Demand. To demand something is to say strongly that you want. The worker demanded to be paid more money. Equal.
To be equal is to be the same. Both student are equal in age. Feed. To feed is to give food. Mother feeds my baby brother every day. Hole. A hole is an opening in something. The man was going to jump into the hole in the ice. Dur bir dakika, Sarva bir şey yazmış. Hocam beni de Facebook'taki internet grubuna alır mısınız? YouTube'dan internet videolarım bitti. Peki şey Sarvan, intermediate videolarım bitti de sen şimdi o intermediate Facebook'taki intermediate çalışmaların hepsini yaptın mı? Sarvan, herhalde görmüyor beni. Sarvan, ben açtım ekranı. İstersen şey yap. Sesi kapatmış. Sesi kapatmış, duymuyor. He. Tamam. Onu da alacağız intermediate'e. Şimdi başlayalım kızım. Kusura bakma, ne olur. Evet. Yok hocam. Problem değil. Increase. To increase something is to make it larger or more. They've increased the price of gas by 15 cents. Lord. Long ago, a lord was a man in charge of town. Hocam, demand sözüyle require sözünde fark var. Onu soracaktım sizden. Çok güzel. Çok güzel. Demand, talep etmek anlamında geçiyor. Hemen aradaki farkı ben sana vereyim. Bir saniye şuraya yazayım ben. Aradaki farkı vereyim. Ben de bir doküman var, onu açıyorum. Şimdi ikisi de talep etmek anlamına geliyor. Require birisine kesinlikle bir şeyi talep etmek anlamında geçiyor. Bu require'ın yerine askı da kullanabiliyoruz. Yani request someone to do something, böyle bir kalıbı var. Şeyin de aynı şekilde, askın da aynı şekilde bir kalıbı var. Ama while dediğin zaman bir şeyi demand dediğin zaman yani bunu kesinlikle yapması gerekiyor. Biraz resmiyet var işin içinde. Yani şeyden, require'dan ve ask'tan daha zorlayıcı demand oluyor. Daha zorlayıcı oluyor. Bu birbirlerine çok benzeyen bir şeydi. İyi ki sordum bunu. Gerçekten iyi yaptın sormakla. Yani request ile ask, mesela ask someone to do something, request someone to do something, ikisi de aynı. Yani birisi yapmayı istemek, talep etmek. Ama biraz zorlayıcı olması açısından demand somebody to do something. Birisine bir şey yapmayı talep etmek. Talep etmek hak görüyor kendinde onu. Onun için talep ediyor. Ötekinde biraz ricaya kaçıyor. Okay. Aha, anladım hocam. Evet. Oh. To owe is to have to pay or give back something received. Hocam bu, to be to have kalıbını bir defa biz Postcard grubumuzda var idi. Dedi gelecek manası ithal edirdi. Yoksa ben sef yadımda sallamışım. Yok. Değildi kızım. O dediğimiz to be, to, verb 1. Bu to be, to, have to var burada. Bak have to. Have to'yu gördün mü burada? Mecbur oldum. Burada have to var. To be, to başka bir şey. Mesela bak şimdi söyleyeceğim sana. Mesela I, to be, to'yu kullanın. Bak, I am to go. I am to go. Kesinlikle gideceğim, ne olursa olsun gideceğim anlamına geliyor. %100'den başka bir şey. Mesela diyelim ki iş yerinde çalışıyorsun. O iş yerinde de her şey struktur, çok şey, böyle sıkı bir struktur var. Bir arkadaşın geliyor sana, diyor ki Züleyha, diyor seni, sen diyor şeyi görmelisin diyor. Patronu görmelisin. Sana şöyle diyor. You are to go to the boss. Patronu görmelisin, göreceksin. Yani ne görmesen de mutlaka bir şekilde senin görmeni sağlayacaklar anlamına geliyor. To verb bir kalıbı must'ın çok çok üzerinde. Must'a yapmazsan ceza veriyorlar. Have to da yapmak zorundasın ama yapmazsan da kendine zararı var. Should da yapmalısın, tavsiye. To be going to da %85 yapacaksın. Will de %50 yapacaksın. Efendim söyleyeyim, şimdiki zamanda %100 yapacaksın ama bunda ise yani to be to verb bir geldiği zaman
ne olursa olsun yapacaksın. Yani bundan kaçışın yok. %100'de yine insanın bir ölüm kalım meselesi var. Ya. Diyorsun ki I am going to Italy. Elinde çantam var, her şeyim var, her şeyim var. Ne olursa olsun gideceğim diyorsun. Bu %1 ihtimal de olsa, %1 ihtimal de olsa orada bir zayıflık var. Ama to be to'da bir emir demir meselesi var. Hani derler ya emir demiri keser diye. Böyle Evet hocam. askerlikte kullanılabilir. Resmi hiyerarşilerde kullanılabilir. To be to. Ancak buradaki is to have to. Have to var burada. Borç almak Zorunda. diyor kızım. Borç almak. Bunun devamı var. Bak açıyorum. Borç almak diyor. Başka birinden diyor. Başka birinden almış olduğunuz bir şeyi geri vermek veya ödemek Zorunda. kalmaktır. Aha, Anlayayım kalmadı. şimdi. Aha, anladım hocam, anladım. Tamam. I owed him $20, so I paid him back. Position. A position is the way something is placed. How can you sit in that position? Raise. To raise something is to fit up. Lift We up. had to. Lift it up. Lift it Aha, to lift it up. up. We had to work together to raise the last piece. Düzeltelim hocam, pisi. Pis. Peace, doğru. Peace. Parça demek. Hisse demek. Aha. Responsible. If a person is responsible, they do the right things. I try to be responsible and save money. Sight. A sight is something interesting to see. I saw the pyramids of Egypt. What is sight? Spot. A spot is a place where something happens. The kitchen is a good spot to eat meals. Structure. A structure is a building. They just built a beautiful new structure downtown. Whole. Whole means all of something. I ate whole pie. We don't have any more. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık kızım. Çok sağ olun. Gel bakalım Serpil. Hoş geldin. Merhaba Can, hoş bulduk. Gece olunca internet de çok güzel oluyor biliyor musun? Ses güzel Evet. geliyor. Ondan sonra gecenin bir vakti dışarıdan bir ses gelmiyor. Hadi başlayalım. Blood. Blood is the red liquid in your body. I cut my finger and got blood on my shirt. Burn. To burn something is to set it on fire. I burned some wood in the campfire. Cell. A cell is a small room where a person is looked in. The jail cell was very small. Contain. Contain. To contain something is to have it inside. The mailbox contained a letter. Correct. To be correct is to be right. All of my answers on the test were correct. Crop. A crop is food that a farmer grows. Wheat is a crop that is made into bread. Demand. 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 To demand something is to say strongly that you want it. The workers demanded to be paid more money. Equal. To be equal is to be the same. Both students are equal in age. Feed. To feed is to give food. Mother feeds my baby brother every day. Hole. A hole is an opening in something. The man was going to jump into the hole in the ice. Nice. In the ice. Increase. To increase something is to make it larger or more. They increased the
price of gas by 15 cents. 15 cents. They've increased. They haven't kısaltılmış. They've increased. Increased. They've increased. They have. They, yes, have. They have increased. Diyeceğim. Evet. They've increased. They have increased. They've increased. Diye kısaltıyorlar. Bir daha oku. They've increased the price of gas by 15 cents. Lord, long ago, a lord was a man in charge of a town. Hı-hı. Burada ben de bir şey sorabilir miyim hocam? Tabii buradaki yani. Tercümede church sorumlu kişi değil mi? Bir kasabadan sorumlu kişi demekti. Evet, doğru. O zaman responsible ile bu herhalde aynı şey. Değil to mi? Be in charge, to be in charge. Şöyle söyleyeyim. Bir şeyi üzerine yıkmışlar adamın. Bir şeyi üzerine yıkmış. Mesela diyorlar ki sen bu deponun sorumlusun. In charge olduğu zaman demirbaşı sana ait anlamına geçiyor. Responsible da sanki daha çok manevi şeyler varmış gibi. Mesuliyet anlamında. Hmm. Bir çocuğun mesuliyeti gibi. Ama to be in charge olduğu zaman özellikle burada bir şeyin eşyalar da sana ait olmuş oluyor. Demirbaşı da sana ait oluyor. Gibi. Bir saniye ona bir daha bakalım. Bakalım bir saniye. Bir saniye. Net kafanızda yok olsun her şey. Şimdi, to be in charge of'la kullanılıyor. Mesela, I am in charge of this company diyorum mesela. Ben bu kampanyadan sorumluyum. Anlamında. Yani bu kampanyada her şeyde haberim var anlamında geçiyor. Mesela diyor ki, who is in charge of this company? Who is in charge of this company? Bu şirketten kim mesuldür? Yani yükümlülüğü üzerine alacak birisi olmalı. Anlayabildim mi? To be in charge'da. Anladım hocam. Responsible for ise her ne kadar birbirine benzese de bir şeyin mesuliyetini almak. Yani her şeyden sorumluysan ama bir şeyin mesuliyetini üzerine kefil olmak gibi bir şey responsible for. Responsible for to be responsible for diye kullanılıyor. Ama to be responsible for o for'la kullanılıyor. To be in charge of diye kullanılıyor. Az önce dedim ya, who is in charge of this company? Bu şirketin yani yetkilisi kim anlamında soruyorsun. Yani her şeyime cevap verebilecek. Benim söylediklerime, taleplerime cevap verebilecek. Maddi manevi beni şey yapabilecek. Öteki türkü, who is responsible for here? Buradaki mesuliyetli kişi kim? Orada ne oluyor? Küçük bir adam arıyorsun. Küçük bir adam arıyorsun. Yani mesuliyeti kişi o andaki işte oradaki kasadaki tezgahlar olabilir, bir başkası olabilir anlamında geçiyor. Church'te sanırım daha çok sorumluluk var. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi aslında ikisi de aynı anlama geliyor. Mesela şöyle söyleyeyim bir dakika. Düzgün bir şekilde çalışmak anlamına geliyor bir de bu arada. Düzgün bir şekilde çalışmak yani mesuliyeti aldığı için düzgün bir şekilde çalışmak veya çalıştırmak anlamında geçiyor. Başka burada bir şey daha var mı? Bir saniye. Bu sorularınıza gerçekten cevap verirken çok seviniyorum. Sebebine gelince bu ayrıntılar sizi çok büyütecek. Böyle soran öğrenciler öğretmeni de geliştiriyor, kendisini de geliştiriyor. Evet. Bu church sorumluluğundaki kişi müdür, diğeri de belli bir bölümün responsible da belli bir bölümü yöneten kişi, bak, sorumluluk alan kişi. Cambridge'de, öyle gibi. Cambridge'de ne yazıyor? Cambridge'de yazanı okuyacağım, sen tercüme et bana. I would say that, diyor, to be in charge of doing something is more about control than about duty. Diyor ki, to be in charge of something, anladın mı?
to be in charge of something, kontrolü daha çok elinde tutan, vazifesi konusunda daha yetkili bir kişi diyor. To be responsible for olduğu zaman diyor, bu diyor bir kişinin, herhangi bir kişinin bir şeyden mesul olması gibi bir şey. Mesela çocuktan mesul benim. Yani biraz maneviyat da var işin içinde. Evet. Ama maddiyat ve bütün her şeyden sorumlu olma. Mesela çocuğun her şeyinden sorumlu değilim ama çocuğun sahibi kim derseniz benim yani. Mesulü benim çocuğun anlamında geçiyor. Anlayabildim mi aradaki fark? Çok kıl kadar bir fark var değil mi? İnce bir şey. Evet. Tamam, devam edelim o zaman. Tamam, devam edeyim hocam. The lord of the town was not kind. Evet, devam edelim. To owe is to have to pay or give back something received from another. Mm-hmm. I owed him $20, so I paid him back. Şimdi bu position. Şimdi Sarvan ne yazmış? In charge, sorumlu kimse. Sorumlu kimse yazmış. Zülfiye ne yazmış bakalım? Rise, yükselmek, raise, yükseltmek. Rise is kendi kendi oluşuyor. Raise ama öyle değil. Kimse tarafından da yapılabiliyor. Tabii. Rise'da evet kendi kendine oluyor. Yükselmek, ikisi de aynı anlama geliyor. Rise kendi kendine oluşuyor. Raise ise başkası tarafından yapılıyor. Doğru. Doğru bu. Doğru. Doğru. Haklı. Evet, devam ediyoruz. Position. A position is the way something is placed. How can you sit in that position? Güzel. Raise. To raise something is to lift it up. We have to work together to raise the last piece. Çok güzel. Responsible. If a person is responsible, they do the right things. I try to be responsible and save money. Sight. A sight is something interesting to see. I saw the pyramid of Egypt. What a sight. Pyramids of Egypt. Spot. A spot is a place where something happens. The kitchen is a good spot to eat meals. Structure. A structure is a building. They just built a beautiful new structure downtown. Whole. Whole means all of something. I ate the whole pie. We don't have any more. Çok güzel. Şimdi alıştırmalara geçiyoruz. Şimdi alıştırmaya geçiyor. Teşekkür ediyorum sana Serpil. Gayet iyi. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi arkadaşlar neye geçiyoruz? Sorulara geçiyoruz değil mi? Artık sorulara geçiyoruz. Şöyle geçeyim. Artık küçültmem gerekiyor galiba. Küçültmem gerekiyor çünkü büyük bu. Evet. Küçülteyim şunu. Buraya sığsın. Şimdi sığdırdım. Evet. Choose the right word diyor. Choose the right word for the given definition. Sevgili arkadaşlar size izahatını veriyor, cevabını istiyor. Bak orada ne diyor? The liquid in your body. Vücudunuzdaki sıvı. Hangi, ne olabilir acaba arkadaşlar? Vücudunuzdaki sıvı. Özür dilerim arkadaşlar. Vücudunuzdaki sıvı ne olabilir? Likit, sıvı deme, liquid. Herkes yazsın sevgili arkadaşlar. Vücudunuzdaki sıvı. Herkes okudu, kaçtı mı ya? Ben de yapmam, bırakırım. Yok, internet mi zayıf? Olamaz internet. Geldi.
Bir B dedi herkes. Evet doğru, blood. Güzel. Efendim başka. 2'ye geçiyorum arkadaşlar. Aferin çocuklar. 2'ye geçiyorum. 2. To set on fire. Doğru. Bir tamam be. Bir de okey. 2'ye geçtik. Set on fire. To set on fire. Evet, yazmaya başladılar. 2 A yani to burn değil mi? Burn, yanmak anlamına geliyor. Yanmak. 3 arkadaşlar, 3. Doing what you should do. Doing what you should do. Evet. Evet. Üçteyiz değil mi arkadaşlar? D. D. Güzel. D. Responsible. Yapman gereken şeyi yapmak. O da mesuliyetim var yani. Mesul insan anca yapması gereken şeyi yapar değil mi arkadaşlar? Mesul insan, mesuliyetli insan ancak yapması gereken şeyi yapar. Mesuliyetsiz insan yapmaz. 4, güzel, 4. The same as something else. The same as something else, 4. Yazdınız mı? Ne? D şıkkı demişsiniz. Doğru demişsiniz. Equal. Eşit ya. Doğru. 5. Something interesting to see. Evet. 5. Something interesting to see. Dördüncü cevabı equal, eşit demek. Doğru. Beşinci cevabı A dediniz, site. Doğru. A dediniz, sahip doğru arkadaşlar. Doğru. Şimdi devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi geldik. Şunu küçültelim biraz. Azıcık küçültelim. Evet. Oldu. Fill in the blanks with the correct words from the word bank. Arkadaşlar, şimdi bizim kelime bankamızda feed var. Değil mi? Beslemek anlamına geliyor. Whole var, tamamı, hepsi. Cell var, hücre anlamına geliyor. Spot var, nokta anlamına geliyor. Correct var, doğru var, doğru anlamına geliyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi bakın böyle alayım yukarıya. Bu 5 kelimeyi aşağıdaki 5 tane şeye paylaştıracaksınız.
Herkes baksın, bir defa da yazsın hepsine. 1, 2, 1 şu, 2 şu, 3 şu, 4 şu, 5 şu diye yazın. Ya da tek tek de yazabilirsiniz. Tek tek yazın bence. Tek tek yazın. Evet, bir ne olacak mesela? Bir ne olacak arkadaşlar? Bir ne? Bir ne? Evet Şükriye. Bravo. I left my coat in the spot by the window. Pencerenin yanındaki noktada diyor, ceketimi bıraktım diyor. Pencerenin yok, yanında bir yerde anlamda, yerde anlamda geçiyor. Evet, bir evet spot olacak değil mi? Bir spot olacak. Fatma bir B derken, B derken hangisi o? Hangisini yaptım bilmiyorum sen. İki ne olacak arkadaşlar? İki. İki. İkiyi yazın. Zülfiye ikiye feed yazmış. Doğru. İki feed doğru. İki feed. Ne diyor? The poor man had no money to feed his family. Fakir zavallı adam diyor. Zavallı adamın ailesini besleyecek diyor. Ailesini besleyecek hiç parası yoktu diyor. Üç ne arkadaşlar? Üç. Üç Zülfiye vermişti üç ama. Cell demiş. Cell demiş Zülfiye. The robber was locked in a cell for a year. Soyguncu diyor. Bir yıllığına diyor bir hücreye kilitlendi. Soyguncu bir yıllığına bir hücreye kilitlendi. Dördü yapalım arkadaşlar. Dördü. Dördü yapalım. Dördü kim yapmış? Şükriye yapmış. Who? Did you read the whole book or just part of it? Bütün kitabı mı okudun yoksa diyor bir bölümünü mü? Sadece bir bölümünü mü okudun? Bütün kitabı mı okudun yoksa sadece bir bölümünü mü okudun diyor. Tamam, o da güzel. Efendim mesela 5, 5'i de şey yapmış. Şükriye yapmış. If I get the answers, evet, correct, I will pass the test. Eğer diyor cevapları doğru alırsam diyor, imtihanı geçeceğim diyor. Testi geçeceğim. Şahanesiniz çocuklar. Gerçekten şahanesiniz. Sizinle gurur duyuyorum. Hakikaten gurur duyuyorum. Aferin. Gelin bakalım egzersiz 3. Geldik burada. Sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bakın bir soru sorulmuş size. Bakın bir soru sorulmuş. What did your father demand? Baban senden ne talep etti? Baban ne talep etti? Bunun cevabını vereceksiniz. Bunun cevabını A şıkkı mı B şıkkı mı onu sadece yapacaksınız. Evet. Cevabını vereceksiniz arkadaşlar bir tek. Başka bir ne? Sanırım Fatma bunu yazmıştı herhalde. Fatma bunu yazmıştı. Ama biz bunu istememiştik. Bir üsttekini istemiştik. Birin cevabı ne arkadaşlar? Birin cevabı. Baban senden ne talep etti? A şıkkı. O hoş birisi değil. Ya da iyi değil. That I clean my room. Odayı temizlememi. Hangisi doğru? B şıkkı değil mi arkadaşlar? Doğru, odayı temizlememi. Peki 2'yi yapın. Will you help me raise this? Will you help me raise this? Evet doğru, odamı temizlemem doğru. İkiyi yapıyorsunuz arkadaşlar, ikiyi. İkide durdunuz değil mi? Yok Rehra. Eğer B dersen, ikide B dersen şu anlama geliyor. It goes lower. O daha yavaş gider. Hediye inan aferin. Aferin. Serpil aferin.
A şıkkı ise evet ne kadar yükseğe diyor. Buradaki how ne kadar anlamına geliyor. Aferin. Serpil aferin. Hediye aferin. Evet. Diyor bunu diyor yükselte şey kaldırabilir misin diyor. Yani kaldırmama yardımcı olur musun diyor. Will you help me raise this? Bunu kaldırmama yardımcı olur musun? Yes, how high? Evet diyor ne kadar yükseğe? Ne kadar yükseğe? Anlamda söylüyor. It goes lower derseniz o daha yavaş gider anlamına geliyor arkadaşlar. O daha yavaş gider. 3. What position were these in? What position were these in? Evet. 3'teyiz arkadaşlar. Dört, üçteyiz. What position were these in? Hocam ben hep karşıya bakıyorum. Evet, doğru. Değil mi? Evet, 3A. Doğru arkadaşlar. 3A, bravo. 3A. Onlar ne pozisyondaydı diyor, ne durumdaydı, ne vaziyetteydi diyor. They were next to each other, birbirlerine yakındı. B şıkkı ise they came from the store, onlar diyor mağazadan geldi. Yani mağazadan geldi de durumu neydi? Belli değil. Dörde geldik arkadaşlar. Does that bottle contain water? Contain water? A mı B mi cevabı? Does that bottle contain water? Dört. Zülfiye. Evet, aferin. B şıkkı. Diyor ki şişenin içinde diyor su var mı? Yani şişe su ihtiva ediyor mu? Şişe su kapsıyor mu? Ya ihtiva ediyor mu? No, it has milk in it. Hayır, onun içinde süt var. Onun içinde süt var. Öteki ne diyor? Yes, what is inside it? Evet, onun içindeki ne? Zaten onu soruyor, içindekini soruyor. Su mu, başka bir şey mi diye soruyor. Beşe geldik. Beşe geldik arkadaşlar. Beşi yapıyoruz. Did you hear that Jim's house burned down? Soru bu. Cevap A mı B mi? Tabii ki A. Jim'in diyor evinin yanıp kül olduğunu biliyor musun? Bak burn down yanıp kül olmak anlamına geliyor. Jim'in evinin diyor yanıp kül olduğunu biliyor musun? Oh, that's terrible. Ya çok fena diyor. Şaşırıyor. Öteki ne diyor ki? Is it bigger now? Şimdi daha mı büyük? Yani olmadı değil mi? Şimdi olmadı. Evet. Birisi özelden bir şey yazmış. O grupta değilim hocam. Tamam. Evet, devam ediyoruz. Sarvan dersten sonra bana haber ver ki ben dersten sonra şey yapayım. Alabileyim. Çünkü unutuyorum. Burada söyledin ya. Unutabilirim. Sen bana dersten sonra tekrar hatırlatman gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz öteki alıştırmamıza. Evet, bu. Şunu biraz büyütelim. Biraz büyütelim. Tam oturdu şimdi. Daha iyi görülebilir. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Ya her gün yeni bir şey öğreniyorum. Bu bilgisayarda onu bulamıyorum. Öteki de şey yapıyorum. Bilgisayarı kullandıkça, programı kullandıkça yeni şeyler ortaya çıkıyor. Eskiden küçültüp büyütemiyordum. Belli standartlar vardı. O standartlarda büyütüyordum. Şimdi yeni bir şey buldum. Bir yabancı bir sayfaya girdim.
yabancı bir sayfada bir şey söyle adını ne deniyor ona bir bilimsel programda daha doğrusu adam bilgisayar kullanırken bir hareket yaptı. Döndürüp döndürüp dört kere baktım öğrendim. İşte böyle. Choose the word that is better fit for each sentence. Şimdi structure var bir de cell var. İki tane cümle veriyor size. Hangisinde structure'ı hangisinde cell'i kullanacaksınız? Bunları yapmanızı istiyoruz. Bir, structure, cell. Evet. Bir. Doğru Şükriye. Helal olsun. Bravo. Doğru. Diyor ki the bad guy sat on the floor of his hell. Diyor kötü herif. Burada guy herif demek. Herif böyle. Hani biraz avam bir laf. Kötü adam diyor, hücresinin döşemesinde oturuyordu ya da oturdu. Ötekiler diyor ki, Dad says the old structure is not safe. Babam diyor, eski yapının diyor, eski yapının güvenli olmadığını söylüyor diye söylüyor. İkiye geçelim arkadaşlar, ikiye. İkiye geçelim. Lord O. İki. Nerede Lord gelecek, nerede O gelecek arkadaşlar? Nerede Lord gelecek, nerede Ov gelecek? Hacer bravo. 2'de. Şükriye bravo. Sarvan bravo. The Lord ruled over 100 people in town. Lord diyor, kasabada diyor, 100'den fazla kişiyi yönetti. Rule over, üzerlerinde tahakküm kurarak yönetmek anlamına geçiyor. Rule over. Rule over. Hatta ruler cetvel anlamına geliyor ya arkadaşlar. Ruler cetvel anlamına geliyor. Evet. Ruler cetvel anlamına geldiği gibi ruler diktatör anlamına da geliyor. Çünkü ne yapıyor? Herkesi hizaya diziyor. Herkesi hizaya diziyor. Herkesi istediği gibi yapıyor yani. Yani kendisi nasıl istiyorsa öyle yapıyor. Evet. I steal all the bank money from my university loan. Evet. Üniversite kredim için diyor. Üniversite kredim için. Ben hala bankaya borçluyum diyor. Hala bankaya borcum var. Üniversite kredim için bankaya hala borcum var diyor arkadaşlar. Doğru. Üçe geldik sevgili arkadaşlar. Spot position. Spot position 3. Herkes bunu yapsın. Ana yapmışlar bile ya. Vay maşallah be. 3. Evet. Başka yapan var mı? 3 Zehra yapmış. Evet, 3 Zehra yapmış. Position spot. The position class, pardon, yok doğru değil. Won't your legs hurt if you stay in that position for long? Ya diyor bu pozisyonda uzun süre kalırsan diyor. Bacakların acımaz mı senin diyor? İncinmez mi bacakların, incinmez mi? Ötekinde ise this is our favorite spot. Burası bizim en sevdiğimiz noktadır, yerdir anlamında geçiyor. Dördü yapan var mı bakayım? Dördü yapan var mı? Dört. Ben demin gördüm ya. Dördü yapanı gördüm. Zülfiye doğru değil. Doğru değil. Dördü yapmışsın ama doğru değil. Ha, Sarvan aferin. Rule over, hakim olmak, hükmetmek. Doğru. Ruler da işte ne oluyor? Diktatör. Dört. Yanlış. Hacer mi yazdı? Hacer, yok Hacer değil o. Kimdi? Nurdan Çetinbilek. Yanlış.
Ha, Zehra doğru yazdı. Zehra doğru yazdı. Şükriye de doğru yazdı. Serpil de doğru yazdı. Evet. The whole class was excited. Bütün sınıf heyecanlandı diyor. İkincisi ise I dug a hole to put a tree in. Dig var ya, kazmak anlamına gelen dig fiili. Onun ikinci hali dug. Ben diyor bir delik kazdım diyor. Bir çukur kazdım. Çukur. Delik olmaz da çukur kazdım. Ağaç dikmek için diyor. Put a tree in. Ağacı diyor içine dikmek için bir çukur kazdım. Bravo. Zülfiye aferin. Efendime söyleyeyim. Hediye aferin. Fatma aferin. Hacer aferin. Güzel. Beşi yapın arkadaşlar. Crop ve feed. Beş. Crop ve feed. Beş. Evet. Beş. Kim yaptı? Hay maşallah be. Şükriye aferin. Şaşkınlık oldu. Olur canım o kadarla. Fatma aferin. Hediye aferin. Güzel, iyi gidiyorsunuz. Don't feed any of the animals at the zoo. Diyor ki hayvanat bahçesindeki hayvanların herhangi birisini beslemeyin diyor. İkinci de diyor ki the farmer grow. Birincisi emir cümlesiydi. The gardener, Allah'ım ya Rabbim ya. The farmer grew a crop of potatoes. Çiftçi diyor ne yaptı? Yetiştirdi. Patates mahsulü veya bu patates ürünü yetiştirdi diyor. Evet. Crop. Evet arkadaşlar. Evet. Her şeyin bir sonu var. Bunun da bir sonu var. Bitti. Şimdi şeytan azapta gerek. Bir daha gidersiniz de hazır olun. Belki 1 saat sonra, belki 2 saat sonra, belki 3 saat sonra ama geleceğim yine. O dersi de bitireceğim. Hafta içi yapamadığımız derslerdi bunlar. Sevgili arkadaşlar, bana tahammül ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu yaşlı adam sizin sevginize muhtaç. Hadi, iyi geceler. Bay bay.